mutlu olduğum bir fotoğraf istemiştik. Evet. Tabii size ne gelmişti? Ay işte bak bu. Sana hiç benzemeseydi. Ya. Kime benzedi şimdi biraz daha büyüdü? Tam ikimizin ortalaması. Biraz oldu mu? Evet evet tam ikimizin ortalaması. Ya Biz biraz birbirimize benziyoruz. Benziyorsunuz evet. Ee, aslında Can var Edil'in e, erkek kardeşi. Tamam. Biz mesela birbirimize, bizi bizi kardeş sanıyorlar. Benim kardeşim Edil de kar, birbirlerinin kardeş sanıyorlar. Ha canla senin kardeşin. Ben kardeş canla daha çok benziyorum. Ha. Ee, benim kardeşimi de Edil daha çok benziyor. Neler oluyor peki? Baba dünyasında. <laughs> Vallahi ya şey sen de biliyorsun böyle e, şey mükemmel bir okul yani. Evet. Hiç bitmeyen bir öğrenme. Evet. Bir şeye verilen tepki, o unuttuğun hani sofinin dünyasında bir of, örnek vardır ya. Hani böyle tam çocukluk kitabımız. Evet. Ya yani köpeğe sokakta heyecanlanmayı unutuyorsun. Evet. Aa köpek filan deyince ve köpek filan yapıyor sen de, evet köpek filan deyip geçiyorsun ha, yani. Köpek. O onun için her var olan dünyadaki her şeyin bir böyle heyecan evet. yarattığı bir şey var, ortam var. İşte o çocuktan çok öğrenilmesi gereken bir şey. Oh. Hayatımızın içinde o böyle bizim için alelade olan yani senin bana su koyman, buradaki suyu içebiliyor olmamızın nasıl bir değer olduğunu maalesef çocuğun olunca anlayabiliyorsun bazen. bazılar için tabii bazılar için çok da erken olmuştur belki ama benim için evet hatırlıyorsun dediğin evet. gibi. O yüzden bir sürü şey yani e, birine gerçekten günaydın demek benim için takıntılı olduğum bir konu mesela onunla öyle. Gerçekten bir zaman vermek, e, full konsantre olmak. Ve hani ne bileyim telefonla oynayarak yanında bir şey yapıyorsan bir gün sonra aynı şekilde onun telefonu Tabii bir şeyle ki. oynayarak seninle konuşması. Tabii ki. Dolayısıyla kopyalanan hareketler kime nasıl bir aynı oluyorsun o sana nasıl bir aynalama yapıyor falan ee, çok çok değerli. Bana çok da yani. Ali de Melisa da böyle şey oluyor bazen kendimi unuttum çare hissettiğim anlar olduğunda böyle içinden geçiriyorsun diyelim işte. Gerçekten üstüme düşeni yaptın mı? İki dakika sonra geliyor diyor ki sen her şeyin en iyisini yapıyorsun kendin için. Elinden geleni yapıyorsun diyor. Böyle hani 7 yaşında bir çocuk nasıl neden bana şu an bunu söyledi diyorsun. Bu garip bir bağ değil mi? Ben son zamanlarda özellikle Melisa 13 oldu Ali 7. Çok yaşıyorum onlarla aramda bunu ve gidip evet. ağlıyorum köşelere. Nasıl bunu hissedip <laughs> bana bunu söyleyebilirler <laughs> diye. Evet, evet. Çok acayip bir his Çünkü bu. Çünkü onlar senin çocukların yani. Bir de senin yaydığın bir enerjiye bir istek, bir şey oluyor bazen. Evet. Bazen e, biz seninle konuşurken de çok olurdu hatırla. Evet. Böyle birbirimizin ne söyleyeceğini bildiğimiz, şimdi bunu söyleyecek, şimdi bunu söyleyecek, şimdi evet. bunu söyleyecek diye bir konsantrasyonla dinliyorsun birbirini. Evet. Bazen birbirini dinlemek, birbirini yönlendirmek de oluyor. Yani gerçekten kanalları birbirine açık, herkese açık insanlar. E, bazen karşı taraftan duymak istediklerini söyletiyorlar zaten. Yani sen de bazen duymak istediğini söyletiyor olabiliyorsun. İstez istemez. Yani hani böyle düşünmemiştim. Evet öyle yani. bu hani eminim onu sen duymak istediğini bilmiyorsun bile. Tamam. Ama öyle bir enerji oluyor ki e, kanalları açık çocuklar da yetiştirdiğin için yani duygusal kanalları açık. Evet. Çok spiritüel bir şeyden bahsetmiyorum. Yok, değil. Gerçekten dinleyen, hisseden. okuyan, hisseden, gördüğünü yorumlayabilen, anlayabilen. Zaten bence eksiklik bu. Tabii bu yani. olduğunda bu, evet. aile içinde bile başarılı o topluma başka türlü yansıyor. Evet. Yani o gün yani marketin kasasındaki sinirli çalışanın seninle ilgisi olmadığını anlayabilmen için hayatı hissedebiliyor, dinleyebiliyor olman lazım. Evet. O gün trafikteki işte adamın, kadının o öfkesinin aslında seninle ilgili olmadığını anlayabiliyor olman lazım. Biraz biraz hikaye tam o. Yani ne mutlu ki sen çocuklarına bunu şimdiden vermişsin. Bir şükür bunu istiyorum. gururla söyleyebilirim Kendilerini evet. çok dinleyen, doğru ifade eden, etrafını da dinleyen çocuklar oldular. Evet, evet. Benim öyle. için zaten mesleklerinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Bu özellikler bana yeterli yani. Bu kadar yoğunluğun içinde insanlara çok naif, nazik dokunan bir adamsın. Her ortamda bu geçerli. Hı hı. Ee, Senle en son işte birlikte... Gittiğimizde bir söyleşiye uçakta zaten susmamacasına konuştuk. Ne ara kalktı uçak ne indi onu bir anlamadık ama şansım şuydu. Telefonlar kapatılmak zorunda olduğu için uçakta telefonsuz sohbet edebildik. çok kıymetliydi benim için. E, uçaktan itibaren e, sohbet alanına gidene kadar önümüze kim çıkarsa çıksın statüsü hiç önemli değil. Herkesle de göz teması kurup gerçekten merhaba dedin. Hep mi böyleydin? Evet yani işte böyle bazı şeyler insana vesile oluyor. Benim işte başka dilde aşkı hikayesini ilk benden sen dinlemişsin. Evet de. Ee, O zaman da işte bir sınıf arkadaşım ortaokul orta hazırlıktan hayata hazırlık gibi ee, hem İngilizce öğrendim hem işaret dili. Dolayısıyla o e, duymadığı ve rahat konuşamadığı halde. Çok iyi dinliyordu hepimizi. Dudaklarımızı çok iyi okuyordu. Çok evet. iyi bakıyordu. Her bir böyle bütün kanalları çok açık birisiydi. Öyle olunca ben gerçekten birini dinlemenin, bir derdi dinlemenin, birine gerçekten merhaba, günaydın, nasılsın demenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Beni oyuncu yapan şeylerden biri de o bence. bence yani de. gerçekten dinleyip, gerçekten merak etmek. Bir tek burada şaşırdığımı İdil'e de buradan yanlış anlamayacağını emin olarak söyleyebilirim. Seninle ilgili tek şeyim şuydu. Bence evlenmeyecek Hani gerçekten böyle aşk aşk gibi bir durumu olamayacak. Çünkü o kadar çok şeyle ilgileniyordum ki. Diyordum ne olacak acaba bir gün gerçekten aşık olup yuva kurmak isteyecek mi? Burada senin adına çok ümitsizdim ama İdil güneş gibi doğdu hayatına. Evet, evet. Çok güzel bir yuva kurdunuz. Ya o da böyle senin gibi çok ışıklı birisi. Yani o da yüreği çok açık. Böyle... Ee... İşte çok iyi eğitimli aynı evet. zamanda gerçekten evet. e, aileden yani sadece üniversite eğitimden bahsetmiyorum ya yani aileden de gelen bir çalışma kültürü prensibi var. Görgü var, e, gelenek tabii, var. Anne de baba da çok aktif, dede de tabii. hatta anneanne de e, hem çok akademik altyapıları, geçmişleri geçmişleri olan insanlar bir yandan da şey tabii çok bir çalışma kültürü, çalışmadan hiçbir şeyin olmadığı bir kültürden e, geliyor. E Dolayısıyla işi duyduğu saygı, e, işi harcanan zaman. Ee, emek, nakit, her şey onun için çok e, saygı duyulacak bir yerde. Müthiş bir şey. O yüzden e, bu anlamda hem birbirimizin yaptığı işlere çok ilgiyle destek olmaya çalışıyoruz. Hem aile işlerimize, hem işte çocukla geçen zamana. Ben de her gün öğreniyorum. E, o yüzden benim için büyük bir şans oldu. Çok... Başka bir eş, başka biri ya da herhangi bir şey yani bunu asla kaldıramazdı. Çünkü zor. Sen zor bir adamsın. Dünya tatlısı bir adamsın ama bir o kadar da zorsun yani. Kesinlikle hani yani. telefon trafiğin bitmiyor. Üretmek istiyorsun. Bununla besleniyorsun. Hı hı. Yani benim diyen insanın senin yanında uzun soluklu durabilmesi e, en azından durabilmesi çok zor gerçekten. Çok zor. Değil, senin için çok büyük bir şans bu anlamda. Gene <laughs> şanslısın vallahi. Evet, vay yani. be. Vay be. <laughs> Kendinle kalabiliyor musun? Hiç. Kalıyorum. Mesela uzun yolda kendime çok kalıyorum. Hı. Yani uzun yolda arabayla giderken tamam. e, bir yerden Telefonu bir yere çalmadan. evet ulaşmak benim için e, böyle sadece bir şey değil. Hani bir yerden bir yere ulaşmak değil oradaki amaç. Böyle uzun uzun araba kullanıp e, gidebiliyorum. Bazen müzik dinliyorum işte orada. Bazen hiçbir şey dinlemeden sadece kafamı dinliyorum. Gerçek anlamda kafanı dinlersin Yapabiliyorsun ya. Yani. Yapabiliyorum yapabiliyorum. Bazen sporda yapıyorum onu. Hı. Sporun içinde. Bazen uzun bir koşuda. Hı. Aslında e, zihnimiz bize bayağı şeyler gibi böyle e, güncellenen bilgisayarlar gibi. Hani içerideki datayı tüm o sistemi güncelleyen bilgisayarlar gibi o mesajı veriyor bazen. Bazen ne bileyim eve tam girmeden önce arabanın içine böyle oturup bir beş dakika durmak istiyorsun. Bir on dakika hı. durmak istiyorsun. Hı hı. Onun gibi e, o ihtiyaçtan olanlar ayrı bir de planladıklarım var tabii. İşte kürek çekiyorum, e, kickbox yapıyorum. Haftanın üç günü spor yapıyorum ayrıca bunlardan hariç. Hı hı. Yani beş altı gün e, böyle devam ediyorum. En az bir gün aile günümüz var. Oh. O böyle miyalı idilli bir arada her sabah birlikte kahvaltı etmek. Dolayısıyla biraz böyle e, o zamanı doğru ayırıp yönetmek hasta derdim. Babanla bugün tanıştım desem ayıp mı oldu? Yok canım olur mu? <laughs> e, vefat ettiğini de evet. e, 2017'de ben hep yaşıyor zannediyordum babanı. Nihat Fırat evet. çok kıymetli bir isim aslında. Evet. Ben unutmuşum ya da es geçmişim özür dilerim Belki ya da hep anneni dediğim gibi aynen. konuştuğumuz için annenle tanıştım içime kız kardeşinle. E, Dastasta sahneye çıkarmayı çok istemişsin. Evet öyle mi? ya istiyordum yani birlikte bir çıkarız birlikte evet, falan evet. diye. O zaman da sağlığı fena değildi yani 2000 işte 17 tabii Hı. 2017 falan Ondan sonra biz de yeni açmıştık. Ah Aslında be. böyle çıkıyor oyun atölyesine geldi hmm. e, oyun atölyesinde benim bir oyunumu seyretti moda sahnesi zamanı da geldi ama işte bu şeyde hasta hasta zamanı gelip böyle bir de sahneye çıkartmak istiyorum böyle bir Selam Şahin çok iyi arkadaşıdır eski Çünkü şarkıcı ve işletmeci tabi tabi gazinolarda evet zamanında kendisi de işletme of. yaptı E, Selam Şahin de öyleydi bir dönem tabii. ondan sonra o yüzden çok da iyi tanışırlar bilirler birbirlerini. Güzel Ondan sonra çok be. istiyordum bir gün ama bir gün Selami abiyle konuştuk o dedi ya bir gün bir Nihat Fırat Night yapalım falan diye. Ya. <laughs> aynen bir gün bir yapmak istiyoruz yine. Aslında evet yapabilirsin hala evet, evet. bütün duruyor değil mi kayıtları tabii, tabii. falan? Yani kayıtları duruyor başkalarına da söyletebileceğimiz şarkıları var. Of be. Ondan sonra aslında bir ara yapmak istiyorum böyle Yok, bir ya. değişik bir gruva <laughs> altta. <gülüyor> güzel olabilir. Aynen aynen. İlginç bir altyapıyla olabilir. Böylelikle Dust Das Das'ta da var olmuş olur.